Kızım neyin var, duyuyor musun bizi? Kanaması var, gebe mi yoksa? Doktor çağırın! Doktor çağırın! Doktor çağırın! Memur bey, ambulans lütfen. Sırf kendine gel. Bayıldı. Abi. Abi yaralandı. Doktor çağıracağım abi şimdi. İyi olma sen. Otur sen, gebertirim seni. Ciğerini sökerim seni. Abi yardım edin. Yardım edin abi. Gidiyorsun abi. Abi. Ya yardım edin. Kadın doğumu haber verin. Hemen. Toprak. Müsaade edin. Hastayı yalnız alalım. Sonra girersiniz. Toprak Hanım nasıl? Müdahale ediyorlar. Biraz daha iyi. Daha var mı gideceğimiz yer? Az kaldı abla. Alo. Buyur avukat bey. Ne diyorsun sen ya? Nanası Toprak iyi mi? Hangi hastanede? Tamam, tamam ben geliyorum. Dön. Dön, karakola gitmiyoruz, dön. Allah. Altına söyleyin ne olur Çınar'a böyle olduğumu söylemesin. Bir de benim için üzülmesin şimdi. Söyleyeceğini sanmıyorum. Sen şimdi bunları dert etme Toprak. Toprak, sen niye bana hamile olduğunu söylemedin? Bilseydim ben sana o ilacı verir miydim hiç? Yani bir ihtimal bu kanamana sebep olan şey benim sana vermiş olduğum depresyon ilacı. Engin Bey, benim de haberim yoktu ki. Ne bileyim ben, stresten, sıkıntıdan oldum sandım. Meğer sebebim bana ses veriyormuş. Ama duymamışım. Ben gerçekten çok üzgünüm Toprak. Üzülmeyin. Siz nereden bilebilirdiniz ki? Siz iyiliğim için verdiniz hem o ilaçları. Öyle ama seni gerçekten böyle görmek benim için çok zor. Kendinizi üzmeyin artık. Ben de bebeğim de iyi olacağız. Hem çocukların babalarına kavuşacak. Sayenizde. Ben dışarıdayım. Sen dinle. Kuzum. Teyze. Teyzesinin kınalı kuzusu. Toprak. Doktor dedi. Doğru mu? Gebeymişsin. Allah'a çok şükür. Az kalsın bebeğimi kaybediyordum teyze. Unut şimdi her şeyi beben de sen de iyi olacaksınız, tamam mı? Bak, Allah bize teselli diye gönderdi bunu. Bu bebek umudumuz olsun. Asma yüzünü artık. Her şey düzelecek kuzum. Bilmiyorum teyze. Şu halimize bak. Necip Bey, Çınar, Münevver. Resmen başımıza gelmeyen kalmadı. Bebeğime de bir şey olursa ne yaparım ben? Tamam. Ağlama artık. Bunu bize kim yaptıysa hesabını verecek, tamam mı? Hem de öteki tarafa kalmadan. Andım olsun verecek. Sen teyzene güven, tamam mı kızım? Teyze ben çok kötüyüm. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Sen şimdi biraz dinlen, tamam mı? Benim biraz işim var, gidip geleceğim. Nereye gidiyorsun? Yani gitme, yanımda kal. Hiç
Çok sürmez kuzum. Hemen geleceğim. Bak yemin ediyorum. Allah yukarıda. Yarın çok daha güzel bir gün olacak. İnan. Şimdi biraz uyu sen, tamam mı? Senden konuşacağız. Verir misin telefonu? Yürü bakalım, biraz konuşalım. Hiçbir yere gitmiyorum. Bana bak, bırak beni yoksa güvenliği çağırırım. Konuşam, güvenliğini çağırırsın sonra. Hiçbir şey konuşmayacağım seninle, bırak beni. Bana bak. Açın şu telefonu. Bırak beni, kimse yapma. Bırak. Ne yapıyorsun sen? Sen ne sanıyorsun kendini? Çıkart beni buradan. Çıkart. Kalk. Bana bak. Ne yaptın sanıyorsun ha? Eğer beni buradan çıkarmazsan seni mahvederim. Kalk ayağa, saçmalama. Ha? Ne yapacaksın ha? Ne yapacaksın söyle. Beni de öldürdüğün gibi. Beni de mi öldüreceksin? Bana bak. Benim canımı aldım. Doğmamış torunumu öldürdüm. Geberteyim seni burada. Ne saçmalıyorsun sen? Münevver kendi düştü. Benim kimseye verecek hesabım yok. Elimde bir CD var. Onu polise verince aynı konuşacak mı bakalım? Aynı böyle konuşacak mı ha? Ne saçmalıyorsun sen? Nasıl, biraz daha iyisin değil mi? Altan, ne oldu? Konuştun mu savcıyla? Ne dedi? Toprak Hanım. Toprak, doktorun ne dediğini biliyorsun. Heyecan, üzüntü yok. Bebeğin düşün. Altan, bir şey dedi mi savcı? Toprak Hanım. Kesin kötü bir şey oldu, bana söylemiyorsunuz. Yoksa Necip Bey'in bir şey oldu? Hayır, Necip Bey'in durumu aynı. E o zaman Çınar? Çınar iyi değil mi? Çınar Bey iyi. E Altan, o zaman ne? Söyler misin lütfen, ne oldu? Toprak, sakin ol. Toprak Hanım. Hapishanede küçük bir kaza olmuş. Çınar Bey şimdi hastanede. Ne? Yürüyorsun ama. Koşacak, gidecek yerin yok yılan. Ne istiyorsun benden? Savcılığa gideceğim. İfadeni değiştireceğim. Beni Çınar vurmadı diyeceğim. Onu serbest bırakacaklar. Ondan sonra bakarız. Beni Çınar vurdu. Sen bilin. Adalet yerini bulur, Çınar nasıl olsa çıkar. Ama sen ömrün boyunca Godes'te kalırsın. Peki, tamam. Savcıya gidip ifademi veririm. Yola gel. CD'yi ver. Yok ya. Çınar çıkacak. Ben onu göreceğim, ondan sonra alırsın CD'yi. Hadi otur şuraya, otur, 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 otur. Bana bak, fikrimi değiştirmeden temizle yaptığın pisliği. Sakın bir tezgah çevirmeye kalkma. Sakın. Beni sorgulama Fuat. O şapşal yeğeni elimde olduğu sürece Sultan hiçbir şey yapamaz. Onu durdurmanın başka bir çaresi yok. Adamlarına söyle,
harekete geçsinler. Toprağa kaçırsınlar. Tamam Zümrüt Hanım. İsterseniz şimdi mezarlığa gitmeyelim. Daha çok üzüleceksiniz. Hayır. Sultan beni savcının yanında zannederken ben kızlarımın yanında olacağım. Onlardan güç alacağım. İntikamımızı aldığımı söyleyeceğim. Ağlama artık Toprak. Yani önemli bir şey olsa Altan haber verirdi sana. İyi de baksanıza. Ben sormasam söylemeyecekti bile Altan. Demek ki önemli bir şey yok. Sen üzülme diye söylemedin. Of, Allah'ım yardım et. Ne olur bir şey olmasın. Söz verdiğin gibi ayağa kalkmak yok, tamam? Değil mi? Toprak Hanım tamam, girebiliriz. Çınar Bey, Toprak Hanım geldi. Toprak mı geldi? Toprak? Toprak. Çınar. Ne bu halin, iyi misin? İyiyim, iyiyim, korkma. Özledim seni Çınar, çok korktum. Ben de seni çok özledim Toprak. Ya sana bir şey olsaydı ne yapardım ben? Korkma bak, buradayım. Bir şey olmadı, yanındayım. Biliyorum. Hep yanımda olduğunu biliyorum. Çınar, sana çok güzel bir haberim var. Ne oldu? Ben hamileyim. Hamile misin? Toprak, inanamıyorum aşkım. Çocuklarımızın kardeşi mi olacak şimdi? Beni dünyanın en mutlu insanı yaptın. Seni çok seviyorum Toprak. Ben de seni çok seviyorum. Ama niye tekerlekli sandalyeyle geldin? Çünkü benim düşük tehlikem varmış. Doktor ayağa kalkma dedi. Toprak, o zaman niye geldin? Senin yatıp dinlenmen lazım. Hem Altan'a o kadar söyledim, ben iyiyim. Toprağa söyleme diye tembih ettim. Altan'ın bir suçu yok Çınar. Ben ısrar ettim. Seni görmek istedim. Bebeğimiz senden güç alsın istedim. Toprak, kızım. Dede.
Necip Bey. Yalvarırım yapmayın. Ne olur yardım edin bana. Ne olur Necip Bey. Yalvarırım yardım edin bana. Bana kıymayın Necip Bey. Lütfen Necip Bey. Necip Bey. Sen de yeterince yoruldun. Gidelim istersen. Çınar'ı bırakıp bir yere gitmek istemiyorum. Altan. Sen savcıyla konuştun mu? Yani niye hala burada tutuyorlar Çınar'ı? Yoksa Engin Bey'in ifadesi yeterli olmadı mı? Biraz konuşalım mı Toprak? İfade verdiniz değil mi? Yoksa savcı inanmadı mı? Ben savcıya iyileştiğini söylemedim Toprak. Nasıl yani? Yoksa ben hastalandığım için fırsatınız mı olmadı konuşmaya? Hayır. İfademde hatırlayamadığını söyledim. Ne demek şimdi bu? Bana söz vermiştiniz. Hem ayrıca doğru olan da bu zaten. Senin için. Ailen için böyle bir şey yaptım. Bu benim ailemi dağıtacak Engin Bey. Nasıl yalan söylersiniz? Bak Toprak, eğer Çınar içeriden çıkarsa ömür boyu vicdan azabı çeker. O babası için çok şey göz aldı biliyorsun. Ve senin yardımınla kurtulursa babası hapse girer. Belki şu an bunu düşünemiyorsun ama böyle bir şeye Çınar dayanamaz. Seni terk eder. Hatta boşar bile. Ben de sizin mutluluğunuzu bozmamak için yalan söylemek zorunda kaldım. Yalan söylemenin bir telafisi olmaz Engin Bey. Kocamı serbest bırakmanın tek yolu belki de sizin ifade vermenizdi. Ama siz onun özgürlüğünü, benim mutluluğumu elimden aldınız. Çocukların babalarını hasret bıraksınız, bunun telafisi yok. Biraz yükselmiş. Bir şeye ihtiyacınız olursa haber verin. Tamam, sağ ol. Çok uzun sürmez değil mi? Hayır, röntgende sıra yoktur bu saatte. 10 dakikaya döneriz. Kardeş, karımla görüşebilir miyim? Komutanıma sormam lazım. İzin verirse olur. Ne oluyor burada?
Yoksa Necip Bey'e bir şey mi oldu? Hayır. Hasta kendine geldi. İyi. Öyle mi? Çekilin, benim Necip Bey'i görmem lazım. Çekilir misiniz lütfen? Müsaade edemem hanımefendi. Neden? Savcı Bey içeride. Necip Ilgaz ifade veriyor. İfade mi? Sultanım, sultanım. Toprak burada mı? Ne yapacaksın sen Toprağı? Onu bulmam lazım, çok acil. Bu telaşın ne? Toprak'la konuşmam gereken önemli bir mesele var da. Neymiş o mesele? Sonra anlatırım sultanım. Önce bir Toprağı bulalım. Engin Bey yanındaydı. Dur bakalım bir arayayım. Zümrüt Hanım, konuşabilir miyiz? Tabii. İş hali olmuş. Sorun çıkmamış. Güzel. Ah, Savcı Bey. İçeri girebilir miyim acaba? İzin verir misiniz? Olmaz hanımefendi. Eşiniz sizi vurduğunu itiraf etti. Şu an tutuklu. Ama beni Necip Bey vurmadı. Haber şimdi geldi. Kullandığı silah bulundu. Şu anda balistik inceleme için merkeze gidiyor. Kocanızı korumak için adaleti daha fazla yanıltmayın. Şu an önemli değil. Günlerdir eşimin iyileşmesini bekliyorum. Lütfen içeri girip onu görebilir miyim? Tamam Zümrüt Hanım. Tabii doktor bey izin verirse eşinizi görebilirsiniz. Teşekkür ederim. Fuat. Doktor bey, lütfen eşimle görüşebilir miyim? Yeterince yoruldu Necip Bey. Fazla kalmayın. Tamam, teşekkür ederim. Necip Bey, şükürler olsun uyandınız. Derhal çıkın buradan. Sizi görmek istemiyorum. Yalanlarınızdan, sahte gözyaşlarınızdan, bitmek tükenmek bilmeyen hırsınızdan bıktım artık. Ne olur böyle konuşmayın benimle. Günlerdir gözünüzü açmanızı bekledim. Ellerimi tutmanızı. Kapınızda yattım. Lütfen Necip Bey, bunu bana yapmayın, yalvarırım. Unuttunuz mu ben sizin aşkınızım? Sizinki aşk değil. Hırs. Nefret. Kıskançlık. Şimdi gidin buradan. Hayır. Ve beni rahat bırakın. Siz de beni seviyorsunuz. Siz de bana aşıksınız. Ben bir seraba aşık olmuşum. Olmayan bir şey. Aşkımız gerçek, yapmayın ne olur. Gerçek aşkta yalan olmaz. Benden yürüdüğünüzü bile sakladınız. Allah. Nerede bu kız? Bu odadaki hasta nerede biliyor musun? Bir yere gitmiş olamaz. Belki lavabodadır. Ama arkadaşlardan birini çağırmadan gidecek durumda değildi. Sorarım hemen. Nerede bu kız? Hı? Sen de bir şey söylemiyorsun. Öyle telaşından bir arayıp duruyorsun. Bana bak. Bir işler mi çeviriyorsun sen? Ha? Toprağın baş dertte de bana mı demiyorsun? Önce toprağı bulalım. Sonra her şeyi anlatacağım sana. Ya şu güvenliğe falan sorsak bilmezler mi? Böyle duracak halimiz yok değil mi? Ah Çınar. Ah. Sen nereden çıktın? Polis molis. Ne? Savcılıkta söyleyecekler nedenini. Beni serbest bıraktılar. Siz ne bekliyorsunuz burada? Toprak da buradaymış ya. Biz de ziyarete geldik. Toprak içeride değil mi? Yok, odasında. Hemşire bakmaya gitti. Allah Allah. Nerede peki? Dur şu hemşirelere sorayım. Ben biliyorum. Annem. Amacı ne bilmiyorum ama toprağı kaçırdı. Ne? Ne diyorsun Kerem sen? Anneme engel olmak için toprağı bulmaya çalıştım. Size de bir şey diyemedim ama büyük ihtimalle bizim ormanlık evdeler. Yürü, yürü. Vay lan vay. Thank you.
bekle. Ben etraf bir kolaçan edeyim. Sokarız sonra eve. Tamam abi. Dayan bebeğim, kurtulacağız buradan. Babana, kardeşlerine gideceğiz, korkma. Bakın, hamileyim ben. Bebeğim iyi değil, lütfen bırakın bizi, lütfen. Al su iç biraz. Bu kadın iyi değil. Patrona haber versek mi? Boş ver, hadi gidelim. Kapıyı kilitledin mi? Yok ya, gerek yok. Kadının ayağa kalkacak hali yok zaten. Doğru. Neyse, arabadaki erzakları almadık. İki dakika belat da alıp gelelim erzaklar. Kadın iyi değil zaten. Umarım ilaç falan koymuşlardır. Elimizde kalmasa bari. Yaran kanıyor. İyiyim ben, iyiyim. Yok burada. İlaç milaç yok. Bize ne ya? Kaçırdık dediler, kaçırdık. Onu da bizim düşüneceğiz. Abi arıyor. Efendim abi. Açıl hadi. Açıl. Ne diyor patron? Kızı serbest bırakacağız mı? İş büyüdü. Temizlik yapacağız. Yüzümüze bulaştırmadan halledelim şu işi. İşin ucunda büyük para var. Thank you.
ne oldu? Bulabildin mi? Diğer odalarda da kimse yok. Allah kahretsin. Ah, in. Bağlamışlar belli ki. Belki de toprak çözüp kaçtı. Öyleyse daha kötü. Kesin ormana gittiler. Bir tek buradaki kapılar açık. Kerem, sen burada kal. Polisi ara, tamam mı? Tek başına bırakmam seni. Toprak iyi değil. Polise falan bilhassa ihtiyacımız olacak. Burada kal. İyi, dikkatli ol. Yok, nereye gider? Allah'ım yardım et. Bu tarafa bakalım. Bilginiz var mı? Hayır ama birden fazla olduklarına eminim. Arkada ormanlık alan var. Büyük ihtimalle o tarafa doğru gitmişlerdir. Farklı yerlerden gidin. Havanın kararmasına az kaldı. Çabuk, çabuk. Ben geldim, bak buradayım. Toprak. Dayan bir daha. Seni de bebeğimizi de kurtaracağım, dayan. Dayan. Fuat, niye bu kadar çok beklettiler? Bilmiyorum Zümrüt Hanım. Zümrüt Ilgaz siz misiniz? Evet, benim. Arabada iner misiniz hanımefendi? Neden? Arabadan inin. Fuat. Bana neler olduğunu söyler misiniz? Uçağı kaçıracağız. Ayrıca torunlarımı korkutuyorsunuz. Hakkınızda tutuklama kararı var. Saçmalamayın. Ben bir şey yapmadım. Münevver Yeşilyurt'u öldürmekten, Toprak Ilgaz'ı da kaçırmaktan suçlanıyorsunuz. İftira atıyorlar. Amirinizle görüşmek istiyorum. Fuat. Alın. Ne yapıyorsunuz? Saçmalamayın. Mukavemet göstermeyin hanımefendi. Avukatınızı arayabilirsiniz. Fuat Gürün, Toprak Ilgaz'ı kaçırmaktan, Zümrüt Ilgaz'a yardım etmekten sen de tutuklusun. Alın. Hata yapıyorsunuz. Çocuklarla ilgilenin. Ailesine haber verin. Çocuklarım! Canlarım! Korkmayın! Hata ediyorsunuz. Doktor bey, karım nasıl? Gayet iyi, kendine geldi. Çok şükür.
Görebilir miyim? Tabii. Birazdan jinekolog arkadaş gelecek. Gelene kadar yanında kalabilirsiniz. Tamam, sağ olun. Ben içeri giriyorum. Toprak. Toprak. Çınar. Aşkım. Çınar bebeğim. Tamam hayatım. Merak etme, korkma. Hiçbir şey olmayacak bebeğimize. O adamlardan kaçıp kurtulmak istedim Çınar. Bebeğime bir şey yapacaklar diye çok korktum. Ya beni yakalasalardı? Ne olur artık düşünme bunları. Ama yapamadım. Kurtaramadım bebeğimi. Toprak, merak etme, ona hiçbir şey olmayacak. O bizim çocuğumuz. Güçlüdür, inatçıdır. Yaşayacak, inan buna. O bizim aşkımızın meyvesi. Toprak Hanım, sizi ultrason için hazırlayacağız. Bebeğimiz yaşıyor değil mi? Önce bir ultrasona bakalım, sonra sonucuna göre konuşuruz.